Hitit Üniversitesi Çorum Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde bir ilke daha imza atılarak Türkiye'de de ancak bazı hastanelerde uygulanan uyanık cerrahi yöntemiyle beyin tümörü ameliyatı gerçekleştirildi. Eğitim Araştırma Hastanesi acil servisine getirilen ve beyinde yaklaşık 4 cm büyüklüğünde tümöre bağlı baş ağrısı, sol kol ve bacağında tutmama, kuvvetsizlik nedeniyle yatırılan hastaya lokal anestezi altında, yani hasta uyanıkken sorulan sorulara cevap vererek tümör ameliyatı yapıldı. Hitit Üniversitesi Tıp Fakültesi Beyin Cerrahi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Yardımcı Doçent Doktor Kaan Kamaşak, Anestezi ve Reanimasyon Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Yardımcı Doçent Doktor Yeliz Şahiner'in birlikte uyguladıkları uyanık cerrahi ameliyatı yaklaşık 4 saat sürdü. Ameliyat sonrası genel durumu iyi olan hastanın kontrol filmlerinde tümörün tamamen çıkarıldığı görüldü. Hitit Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Reha Metin Alkan, İl Sağlık Müdürü İsmail Yücel, Hitit Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Profesör Doktor Mete Dolapçı ve Hitit Üniversitesi Çorum Eğitim ve Araştırma Hastanesi Hastane Yöneticisi Yardımcı Doçent Doktor Sinan Zehir, Çorum'da başarılı bir beyin ameliyatı geçiren hastayı ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerini ilettiler. Hastamız hemşire hanım, uzun süredir bacağındaki bir kitleden dolayı tedavi görüyordu. Radyoterapi, kemoterapi tedavileri görmüş. Akciğerinde belli bir lezyonu var. Bize geldiğinde acilde beyninde de bir lezyonu vardı, kitlesi vardı. Genel değerlendirmeler yapıldıktan sonra anestezi doktoru Doktor Yeliz Hanım'la birlikte hastamızın uyanık ameliyat yapılmasını daha uygun gördük. Uyanık bir şekilde beynindeki kitlesi boşaltıldı. Allah'ın olsun %95'inden üstünü boşaltıldı. Genel durumu da iyi. 2-3 gün yoğun bakımda takip ettik. Damla ameliyat anını Damla anlatsın. Ameliyatta hiçbir şey hissetmedim. Ağrısızı duymadım. Sadece kafamda çalışan o sesler duydum tabii ki de. Uyanıktım çünkü. Sorular soruldu. Onları da duydum. Hani ayağını oynat, kolunu oynat diye. Hocama çok teşekkür ediyorum. Çok başarılı bir ameliyat yaptım.